Dünyanın beklediği haberdi. Gazze'de 46 gündür devam eden katliamlar. Şayet İsrail sözünde durursa 4 günlüğüne duracak. Bombalar susacak. 4 günlük geçici ateşkes için Hamas'la İsrail anlaşmaya vardı. Çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana çok yoğun bir diplomasi yürütüldü biliyorsunuz. Türkiye de devredeydi. Dün hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce de verdik. Cezayir'de ateşkes için bir çağrı yapmıştı bir kez daha. Nihayet o noktadayız. Anlaşmaya göre Tel Aviv Hamas'ın bırakacağı 50 rehine karşılık 150 Filistinli esiri serbest bırakacak. Anlaşmanın bir diğer maddesine göre bu 4 günlük sürede yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verilecek. Peki kalıcı ateşkes için bir umut var mı? Bu zor ama doğru bir karar. O çok beklenen haber sonunda gerçekleşti. İsrail ve Hamas ateşkes konusunda anlaştı. Netanyahu hem Washington'dan hem de İsrail kamuoyundan gelen baskıya daha fazla direnemedi. 4 gün sürecek ateşkes kademeli olarak rehine takasına da sahne olacak. 2011 yılında bir İsrailli rehine için 1000'den fazla Filistinli serbest bırakılmıştı. Bu oran günün şartlarında 1'e 3 olarak gerçekleşti. Hamas, kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. Karşılığında 150 Filistinli kadın ve çocuk özgür kalacak. İsrail ve Hamas geçici ateşkesle anlaştı ama bakın Gazze sınırında İsrail'in katliamı devam ediyor. Ateşkesin ne zaman başlayacağı belli değil ama adeta İsrail dünyaya ateşkesin başlayacağı son saate kadar katliama devam edeceğini işte bu ağır bombardımanla gösteriyor. Ateşkesin adı duyuldu ama sahada bombardıman durmadı. Katliama ara açıklamasının yapıldığı dakikalarda mülteci kampındaki evlere bomba yağdı. Anlaşmaya göre ateşkese ilave edilecek her bir gün içinde 10 rehine daha bırakılacak. Gazze'ye 70 yardım tırının girecek olması da sevindiren maddeler arasında. İsrail, Gazze'lilere kuzeyden güneye inin çağrısı yapmış, göç yolunda yine Gazze'lileri katletmişti. Ateşkes çerçevesinde işte şu dumanların yükseldiği Selahattin yolu yani kuzeyden güneye inen o göç yolu da güvenli hale gelecek. Öyle ki ateşkes boyunca hiçbir saldırı olmayacak ve Gazze'liler o yoldan Gazze'nin güneyine doğru ilerleyebilecek. Katliamlara verilecek ara büyük yaraları kapatmayacak elbet. Gazze'liler için bir yudum su, bir dilim de ekmek belki. Öyle ki şu ana kadar Gazze'de can kaybı 14 bini geçti. Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinmiyor bile. Bu ateşkesle birlikte sürecin nasıl şekilleneceği de merak konusu. Zira verilen arada İsrail tankları ve Hamas toparlanma fırsatı bulacak. Ve kalıcı bir ateşkes gelmezse İsrail belki de daha sert bir saldırı başlatacak. O kadar büyük öfke, nefret ve iç içe geçmişlik var ki ne kadar uygulanabileceğini göreceğiz. Aslında taraflar bu manada birbirlerini test ediyorlar. Beklendiği gibi Netanyahu'nun açıklamaları da kalıcı ateşkesten çok uzaktı. Savaştayız ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşa devam edeceğiz. Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamalara bakarsanız tutarsızlık var. Bir yandan insani moladan bahsediyor, bir yandan çatışmalara devam edeceğiz. Yani Hamas'ın savaşmaya devam edeceğiz diyor. Şimdi bu nasıl olacak? Hatta iddialara göre ateşkes sonrası ilk hedefin neresi olacağı bile belli. Bombardımanlarla zaten yarısı yok edilen Gazze için büyük kara harekatı da kapıda olabilir. İsrail ateşkes sırasında da Hamas'la mücadele konusunda ısrarcı. Bu nedenle bu geçici anlaşma bile pamuk ipliğine bağlı.